değerli milletvekilleri, vatana hizmet kriteri göz ardı edilerek, farklı şeref dereceleri uygulayarak, muharip gazilerimiz arasında ayrım yapan, mağluliyet oranı %60'ın altında kaldı diye gazilerimizi mağlul saymayan, şehitlerimiz gazilerimiz arasında ayrım yapan iktidar, soruyorum kimin iktidarıdır? Dirileri ayırdınız, ölüleri ayırdınız. Sıra şehitlere ve gazilere mi geldi? Tüm gazilerimiz ve şehitlerimiz vatan millet uğruna aynı fedakarlıkla, aynı cesaretle canını ortaya koyandır. Bugünün, o günün, buranın, oranın şehidi, gazisi diyerek onları ayıramazsınız. Hala maalesef kamuya ait alanlarda olsun, eğitimde, kentsel planlamada engelliler yok sayılıyor. Engellilere insan uğruna yaraşan bir yaşam eğer sunamıyorsak, onları çalışma hayatının içinde yer almalarını sağlayacak şartları sağlayamıyorsak, sosyal devlet kavramını sadece yapılan yardımlara indirgediysek, bu devlet sosyal devlet değildir ve sosyal adaleti sağlayamıyordur. Engelli vatandaşlarımızın iradesini sandığa yansıtmasının önündeki engellerini kaldırmayan devlet, soruyorum buradan, kimin iktidarıdır bu? Vallahi kimin iktidarı olduğunu bilmiyorum ama halkın iktidarı olmadığını da biliyorum. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, bakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana Mayıs ayında 22, Haziran'da 15, Temmuz'da 17, Ağustos'ta 33, Eylül'de 35, Ekim'de 35, Kasım'da 28 kadın öldürüldü. Sayın Bakan o koltuğa oturduğundan bu yana 185 kadın gencecik yaşlarda hayattan koparıldı. Çocuk istismarının yalnızca %10'unun adli mercilere intikal ettiği bir Türkiye'de Ağustos ayında 23, Eylül ayında 15, Ekim ayında 29, Kasım ayında 100 çocuk istismara uğradı. Bunlar sadece birer rakam değil. Hepsinin birer adı, birer yaşamları ve hayalleri vardı. Maalesef Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçe en az bütçe. Tabii bu tesadüf değil, bu bir zihniyetin yansıması. Biz hala aileyi güçlendirecek politikalar yapıyorsak, kadını narin, zayıf, güçsüz olarak görmeye, aile içinde tarif etmeye devam ediyorsak, maalesef olacağı bu. İktidar da evin süsü olarak kadını görüyor ve çalışma hayatından uzaklaştırıyor. Kadınları yoksullaştırıyorsunuz, toplumu yoksullaştırıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki 2002'de 1.4 milyar olan sosyal yardım 2016'da 35 milyara çıktı diye övünüyorsunuz. Aslında yoksulluğun ne kadar yaygınlaştığını ve kalıcı hale geldiğini de itirafı bu. Victor Hugo'nun son sözlerimi, Victor Hugo'nun bir sözü var. Bizim aramızdaki zihniyet farkını çok net ortaya koyuyor. Diyor ki siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, bizse ortadan kaldırılmış yoksulluk diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Ciğer.